Merhabalar. Bugün 22 Ekim 2023 Odak Dergisi kolektifinin hazırlamış olduğu haftanın yorumuyla karşınızdayım. İlk olarak 16. gününe giren İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmalarla başlayacağız. İsrail Devleti'nin kurulduğu 1948'den bugüne toprakları terk ettirilen 5 milyon civarında Filistin'in dünyanın birçok yerine göç ettiği belirtiliyor. Bugün Filistin'de Filistinlerin sadece %38'i yaşıyor. Diğer taraftan ise İsrail sürekli genişliyor ve yeni yerleşimcileri oraya çekerek nüfusunu ve topraklarını arttırıyor. İsrail genişlemesine karşı çıkıyor gözüken Arap ülkeleri ise kendi topraklarında yaşayan 750 bin Yahudinin İsrail'e göç etmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Filistin davası ilk dönemlerinde Filistin Kurtuluş Örgütü önderliğindeyken Dünya Sosyalist ve İlerici Hareketi tarafından sürekli sahiplenildi. 1960'lı yıllarda onlarca Türkiye'li devrimci Filistin'e giderek İsrail işgaline karşı savaştı ve aralarında çok sayıda hayatını kaybeden devrimci de oldu. Ancak zamanla yozlaşan hareket desteğini de kaybetti. Sonrasında ortaya çıkan İslami ve dinci hareketler ise soldan destek alamadı. Öte yandan devrimciler bu dinci hareketleri desteklemese de Filistin davası her zaman savunulmaya devam edildi. Filistin davası Arap ülkeleri tarafından yeteri kadar sahiplenilmiyor. Destekleyen ülkeler ise deyim yerinde ise ABD tarafından yok edildi. Irak ve Libya Filistin davasına en çok desteği veren ülkelerin başına geliyordu. Suriye de Filistin davasını sahiplenen ülkelerden birisiydi. Ama bu ülkelerin son durumu ortadadır. Son yıllarda gelişen ve Gazze bölgesinin yönetimini ele geçiren Hamas ise karışık bir örgüttür ve tarihi belirsizliklerle doludur. Yaptığı birçok eylemin Filistin davasına mı yoksa İsrail devletine mi yaradığı kuşku uyandırmaktadır. Hamas'a son yıllarda en çok maddi desteğin Katar devleti tarafından verildiği belirtiliyor. Açıklamalara göre Katar bugüne kadar Hamas'a yaklaşık 500 milyon dolar maddi yardımda bulunmuş. Ancak Katar'ın Filistin davasının en keskin karşıtlarından Netanyahu'ya da seçim kampanyası için toplamda 20 milyon dolar verdiği ortaya çıktı. Dünya İlerici Hareketi Filistin davasının yanında olsa da Filistin'e giren yönetimlerin yanlış politikaları son yıllarda bu desteğin azalmasına neden oluyor. Son yaşanan eylem sonrasındaki gelişmeler ve risklerle devam edelim. 7 Ekim'de Hamas ve aralarında FHKC'nin yani Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin olduğu birçok Filistin örgütünün organizasyon ile İsrail'e karşı tarihlerin en kapsamlı saldırısı gerçekleşti. İstihbaratı ve güvenlik sistemiyle çevresine korku salan, halkına ise sürekli güvence veren İsrail'in güvenlik sistemleri yerle bir oldu. Birçok yöntem kullanılarak bu güvenlik sistemini delen Filistin örgütler yarım saat içinde 5000 civarı roket atarak Demir Kubbe isimli hava savunma sistemlerini de işlevsiz hale getirdiler. 7 Ekim'de başlayan çatışmaların sonunda 306'sı asker ve polis olmak üzere 1500'e yakın kayıp veren İsrail, karşı saldırısında ise Gazze'yi yerle bir ediyor. İsrail, meşru müdafaa adı altında Gazze'yi havadan, karadan ve denizden bombalamaya başladı. İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu çocuklar ve siviller oluşturdu. Gazze'li doktor Fayda Malis, bölgedeki son durumu CNN Türk canlı yayınında anlattı. Malis, saldırıda ölenlerin %70'i kadın ve çocuk ifadelerini kullandı. Malis, şifa hastanesinde yaklaşık 40 bin kişinin olduğunu da belirtti. 15. günde Gazze'deki toplam can kaybının 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere 4385'e, yaralı sayısı da 13.561'e yükseldi. Batı medyası İsrail'in katlettiği sivilleri değil, Hamas'ın öldürdüğü ya da esir aldığı sivilleri gündem yaptı. Gündem yapmakla da kalmadı. Ukrayna-Rusya savaşına takındıkları Rus karşıtlığını bu sefer de Filistin için kullanmaya başladılar. Batı'nın bu tutumu İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından dahi ikiyüzlülük şeklinde yorumlanıyor. Fransa'da hükümet Filistin'e destek yürüyüşlerini ilk etapta yasaklasa da Anayasa Mahkemesi'nden yasak geri döndü. Almanya'da da benzer yasaklar devam ediyor. Almanya'nın Mainz ve Fransa'nın Nice takımlarında futbol oynayan iki futbolcu Filistin yanlısı tavır aldıkları gerekçesiyle kadro dışı kaldılar. Cezayir asıllı Fransız futbolcu Karim Benzema, Gazze'deki sivil ölümlere dikkat çeken bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle linç kampanyasına uğruyor. Fransa'da izin verilmediği için yapılan Filistin yanlısı korsan gösteriye polis saldırdı ve onlarca gösterici gözaltına alındı.
yüzlercesi hakkında işlem yapıldı. İsrail'in hastane saldırısı dünyanın birçok bölgesine eylemlerle protesto edildi. Tabii ki Türkiye'de de bu protesto gösterilerin gerçekleştiği yerlerden birisi oldu. İstanbul ve Ankara'da İsrail konsoloslukları önünde toplanan ilerici ve devrimci gruplar Filistin'le dayanışma gösterisi yaptı. Dayanışma ve saldırılar kınama eylemleri de devam ediyor. Almanya'nın Frankfurt şehrinde Filistinli yazar Adania Şibli'ye Küçük Bir Ayrıntı isimli romanı içeren için verilmesi planlanan bir Liberator Prize ödül töreni İsrail-Filistin arasında savaş devam ediyor gerekçesiyle iptal edildi. Durumu protesto eden birçok yayıncı ve yayın evi Frankfurt fuarından çekildiklerini açıkladı. Marksist filozof olarak bilinen Zizek ise fuara katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Zizek'in orta yollu konuşması bile fuar direktörü tarafından tepkiyle karşılandı. Avrupalı devletlerin İsrail yanlısı ve Filistin karşıtı tavır alması, Filistin yanlısı dinci kesimde terör saldırılarına neden oldu. İlk saldırı Fransa'da oldu. Çeçen kökenli 20 yaşında radikal İslamcı bir kişi mezun olduğu okula giderek bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda bir öğretmen hayatını kaybederken iki kişi de ağır yaralandı. Belçika İsveç futbol maçı oynanırken Belçika'ya gelen İsveçli taraftarlar saldırıya uğradı. Ateşli silahla yapılan saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Çin'de ise İsrail konsolosluğunda çalışan bir kişi sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. İsrail'in saldırılarına karşı sessiz kalan birçok kesim İsrail'in bir hastaneyi vurması ile Filistin'i daha güçlü savunmaya başladı. Saldırıda 500'e aşkın kişi ölürken yüzlercesi de yaralandı. Hamas'ın sivillere yönelik ilk saldırısından ve yine Hamas'ın dinci ve karanlık yanından dolayı onu sahiplenmekte tereddüt eden kesimler hastane saldırısından sonra sokaklara çıkarak sivillere yönelik katliamın durdurulması ve hemen ateşkes yapılması çağrısında bulundular. Dünyanın birçok ülkesinde insanlar sokaklara çıktı. İlk günkü Hamas karşıtı ve İsrail yanlısı tutum Avrupalı halklarda İsrail'in sivilleri ve çocukları kitlesi olarak katletmesi karşısında değişmeye başladı. Yapılan eylemlere sadece bu ülkede yaşayan Müslümanlardan değil, yeri halktan da ciddi katılımlar oldu. Ön plan çıkan eylemlerden birisi ise Yahudi topluluğu tarafından gerçekleştirildi. Amerika'daki Yahudiler bir yandan İsrail'i protesto eden sokak gösterilerine katılırken, diğer yandan binlerce Amerikalı Yahudi kongre binasına yürüyüş yaptı ve aralarında binaya girmeyi başaran 350 kişi oturma eylemine başladı. Eylemciler ateşkes yapılana kadar işgale ve eyleme devam edeceklerini ilan ettiler. ABD hükümetinde İsrail'e tam destek açıklaması yapılırken farklı sesler de çıkmaya başladı. ABD Kongresi'nde çalışan 400 kişinin imzaladıkları bir mektup ile hemen ateşkes çağrısı yapılması ve savaşın durdurulması istendi. ABD Dışişleri Bakanlığı'na üst düzey bir yetkili de dün sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etmişti. Dışişleri Bakanlığı, siyasi, askeri işler direktörü Josh Powell istifasının nedenini İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık olarak göstermişti. Powell, daha önceki hataların tekrar etmesine artık sessiz kalamayacağını ve bundan dolayı istifa ettiğini belirtti. ABD ve İngiltere'nin İsrail'e destek amacıyla Akdeniz'e savaş gemileri göndermesi, İran, Lübnan Hizbullah'ı ve Rusya tarafından tepkiyle karşılandı. Bu savaşın en kötü senaryosu ise bölge geneline yayılma ihtimalidir. Hizbullah zaman zaman İsrail'e roketli saldırılarda bulunuyor ve İsrail'de karşılık veriyor. Aynı şekilde İsrail Suriye'ye de sürekli saldırılarda bulunuyor. Bu saldırılarda iki havaalanı hedef alındı. İsrail bir taraftan Gazze'ye karar hareket yapmaya hazırlanıyor. Ancak sonuçlarını kestiremediği ve Amerika'nın sürekli ertelemesi nedeniyle henüz başlaması da operasyonun an meselesi olduğu dile getiriliyor. ABD yönetimi her ne kadar iki cephede birden savaşı sürdürebileceğini iddia etse de aslında Ukrayna savaşı sürerken Orta Doğu yeni bir cephe, büyük cephe açmak konusunda tereddütlü görünüyor. İsrail'in sınırsız saldırıları devam ederse tepkiler de artar ve İsrail karşıtı cephe genişlemeye başlar. Orta Doğu'da savaş, Rusya ve Çin'e karşı kullanılması hesaplanan Müslümanların ABD karşısına geçmesine sebep olabilir. ABD'nin Ukrayna'ya Rusya işlerine ulaşabilecek uzun menzilli füzeler vermesine rağmen savaş
Rusya'nın kesin üstünlüğünde sürüyor. Savaş, batılı ülkelerde ekonomik ve sosyal sorunları da arttırıyor. Örneğin Almanya'da ekonominin bu yıl küçülmesi, İsveç'te işsizliğinin artması bekleniyor. Diğer yandan ABD'nin asıl hedefindeki Çin ise beklenen üstünde bir ekonomik büyüme sağladığı ortaya çıktı. Avrupa ülkelerinde sol hareketlerin büyük kısmı küreselcilerin güdümündeyken Almanya'da Sarah Wagenknecht ve Oscar Lafontaine önderliğinde yeni bir liberal sol partinin kurulacağı kesinleşti. Yeni parti Ukrayna'daki savaşa, Rusya'ya, göç sorununa, Filistin sorununa ve LGBT konusuna küreselcilerin peşine giden liberal soldan farklı bakıyor. Türkiye cephesinde gelişmelerle devam ediyoruz. Bilindiği gibi Hamas, Müslüman kardeşler kökenli olduğu için AKP tarafından hiç değilse sözde desteklendi. Ancak Hamas'a verilen desteğin daha fazlası belki de İsrail'e verildi. Türkiye'nin Filistin politikası ile Katar'ın politikası hemen hemen aynıdır. O yüzden son yıllarda iki ülke çok iyi anlaşıyor. İsrail ile ilişkilerinin en çok gelişme gösterdiği yılların AKP yılları olduğu belirtiliyor. Askeri, siyasi, ekonomik birçok anlaşma yapıldı. AKP son saldırılardan sonra Gazze yanlısı açıklamalar yaparken her iki tarafa ateşkes çağrısı yaptı. Gazze için Mısır'a bazı insanı yardım malzemeleri gönderirken İsrail ile ticaretini hiç aksatmadı. ABD ve İngiltere Akdeniz'e savaş gemileri gönderince Amerikan askerlerinin orada ne işi var diyen Erdoğan meclise getirdiği yeni tezkereyle yabancı askerlerin, ülke askerlerinin Türkiye'de konuşmasını içeren bir madde ekledi. CHP bu maddeyle hangi yabancı askerlerin davet edileceğini sorguladı. Bu yabancı askerler NATO askerleri mi yoksa Suriye'den getirecek Esad karşıtı cihadistler mi? Tezkere CHP'nin ve Yeşil Sol Parti'nin veto'yu vermesine karşın İYİ Parti'nin desteğiyle meclisten geçti. AKP iktidarı Filistin savaşını bahane ederek Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama törenlerini iptal etti. Cumhuriyet daha kuruluş döneminde halk için bir cumhuriyet olmaktan uzaktı. Onu halk için cumhuriyete dönüştürmek gerekirken AKP öncesi iktidarlar cumhuriyeti emperyalizme bağımlı bir oligarşik diktatörlüğe dönüştürmüşlerdi. AKP de cumhuriyeti dinci ve faşist bir tek adam rejimine çevirdi. Hükümetin 2024 bütçesi meclise sunuldu. Sunulan bütçede Diyanet'e ve saraya verilen payın sürekli artışı devam ettiği görüldü. Diyanet içine ayrılan pay 6 yıl bakanlığı geçti. Bütçede alkol ve tütün ürünlerinden gelen vergi payının fazlalığı ise dikkat çekiyor. Diyanet'in ve sarayın bütçesinin alkol ve tütün ürünlerinden gelen vergiler sağlamaktadır. Saraya ve Diyanet'e bu kadar çok bütçe ayrılırken halk ise yoksulluk ile kıvranıyor. Özellikle öğrenciler artan kiralar ve gıda masrafları yüzünden eğitimini bırakmak zorunda kalıyor ya da intihar ediyor. Anadolu Üniversitesi'nde bir hafta içinde iki öğrenci intihar ederek hayatlarına son verdi. İlk olarak Resul Aslan 16 Ekim sabahı Yunus Emre kampüsü yemekhanesinde ölü bulundu. Aslan'ın kendisini asarak intihar ettiği bildirildi. Aslan'ın borçları nedeniyle intihar ettiği iddiası ise gündemde yerini koruyor. İkinci intihar vakası ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Mükrim Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi SNR akşam saatlerinde binanın 5. katından aşağıya kendini attı. Görgü tanıklarının anlatımına göre SNR'nin kendini boşluğa bırakmadan önce ben atlamayayım da kim atlasın dediği duyuldu. Üniversite öğrencileri yaşananları protesto eden bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ve eylemde öğrencilerin yaşadığı sorunları dile getirirken sorumlusunun sistem ve hükümet olduğunu belirtti. Haftanın yorumunda son olarak Türkiye'deki emek dünyasından haberlerle devam ediyoruz. Agroba işçileri 60 gündür gasp eden haklar için direnmeye devam ediyor. Tazminat hakları verilmeden kod 46 ile işten atılan tarım sene üyesi emekçiler sorunlarına çözüm üretilmemesi durumunda yakında Ankara'ya yürüyüş başlatacaklarını duyurdular. Disk Enerji Sistem üyesi FEDAŞ işçilerin insanca koşullarda ve güvenli şartlarda çalışma talep etmeleri üzerine işten çıkartılmalarına karşı başlattıkları direniş 73. gününü doldururken işçiler seslerini duyurabilmek amacıyla Dersim Valiliğine yürümüştü. Yürüyüşün yanı sıra FEDAŞ plasına çıkan işçilerin direnişlerinin kazanımda sonuçlandığı sevindirici haberi geldi. Enerjisen
şirketle yürütülen müzakerede işçilerin taleplerinin karşılanacağına dair mütabakata varıldığını aktardı. Dev Yapı İş ve İnşaat İş Sendikası üyesi işçilerin Limak 10'dakinin haklarını gasp etmesine karşı verdikleri kararlı mücadele de 8. gününde kazanımla sonuçlandı. İşçiler ve sendika yöneticileri birçok defa darp edilerek zorla gözaltına alınmışlardı. Haklarını kazanan inşaat işçileri de çalıştıkları şantiyedeki binanın üzerine çıkmış, hakları verilene kadar buradan ayrılmayacaklarını ifade etmişti. Bu iki kazanım, direnen ve örgütlü işçilerin er ya da geç kazanacağının göstergesi oldu ve işçi mücadelelerine umut verdi. Trendyol işçilerin şirketin genel merkezi önüne taşıdığı direniş, gözaltı ve türlü zorbalığa rağmen devam ediyor. DGDSEN ve PTTSEN üyesi Trendyol depo işçileri sendikalaşma haklarını kullandıkları için türlü bahanelerle ileri sürerek 25 Taksim 2 koduyla işten çıkarılmıştı. Sendikalaşma haklarını kullandıktan sonra küçülme bahanesi ileri sürülerek işten atılan TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi Sputnik çalışanlarının grevi de 65 gündür kararlılıkla sürüyor. Gebze'de bulunan Kornik Kablo Fabrikası işçilerinin insanca şartlarda çalışmak ve yaşamak için başlattıkları grev 99. gününü geride bıraktı. İşler mücadelede kararlı. Nakliyat İş Sendikası'nın Şanlıurfa Polçak'ta başlattığı Trevtürk direnişi işçilerin kararlılıkla sürdürdüğü sendikalaşma ve işe dönme mücadelesiyle 1788 gündür devam ediyor. Alufor'un Pekintaş işçilerin sendikalaşma haklarını kullandıkları için işçilerin atılmasıyla birlikte başlattıkları direnişleri bugün birinci yılını tamamladı. Şişli Belediyesi'nde Kakil Yazar ve Turan Aktaş'ın iş ve onur mücadelesi ise devam ediyor. Ataşehir Belediyesi işçilerinin zorla emeklilik dayatması sonrası işten çıkartılmalarının ardından başlattıkları direniş 19 gündür sürüyor. Ülkemizde bir anayasal hak olan ve yurttaşın en temel gerekliliklerinden birisi sendikal örgütlenme hakkı dahi görüldüğü üzere kapitalistler ve onların tarafını tutan devlet tarafından suç olarak kabul ediliyor. Kendilerine yaşatılan mağduriyete karşı örgütlü bir şekilde direnen işçiler ise sahipleniliyor ve emek mücadelesine kazanımlar artıyor. Filistin halkının acısı Türkiye halkının acısıdır. Filistin'de yaşananlar Orta Doğu'da ve Türkiye'de halkların birbirini boğazlaması tehlikesini arttırıyor. Dünya halkları batılı emperyalist güçlerin yürüttükleri saldırılar nedeniyle acılar çekiyor. Siyonizmin arkasında onlar var. Filistin'deki, Türkiye'deki ve Orta Doğu'daki dinciliğin arkasında onlar var. Filistin'de ve ülkemizde yaşananlar bir yandan Cumhuriyet'in ilerici değerlerine sahip çıkarken esas olarak da laik, demokratik, emekçilerden ve ezilenlerden yana bir cumhuriyetin kurulması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu sürecin politik öncüsü işçi sınıfın mücadelesini esas alan anti-emperyalist ve birleşik bir Türkiye solu olabilir. Bunun için her şeyden önce militan ve solda birliği esas olan bir mücadele gerekmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yayınlarımızı takip edip beğenirseniz teşekkür ederiz. Herkese iyi haftalar diliyoruz.